Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir The Lord of the Rings Rise to War videosuyla karşınızdayım. Yine bir atak videosu hazırladım siz değerli kardeşlerim için. Yukarıda Rohan'ın ufak tefek toprakları var. Bir toprakları kendimize müdafaa etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda da aşağı tarafta da Gondor'a karşı koşullanıyoruz. Oraları temizlemek için. Şu anda 200'lük arazimiz vardı burada. Bunu başka bir elf kardeşliğinden birey saldırı yaparak bizim arazimizi eline geçirdi. Biz bir bakıma şu anda durum değerlendirmesi şöyle. 3 adet toprağımız kaldı ve elflerle ittifak halindeyiz. Buna nazaran buradan Gondor'a karşı bir yürüme kat edeceğiz. Rohan'da biliyorsunuz ki az bir toplulukla oynuyoruz. Ve bu sebepten ötürü de belli bir koşullanmaya ihtiyacımız var. Tamamen yok olacaktık ama Sövür başında bizden hariç oynayan diğer Rohanlılar Gondor'la yaptığı anlaşma sonucunda saldırı düzenledi. Sonrasında da kendileri oyunu bırakınca oyunda biz ele almaya başladık birçok şeyi. Ve 6-7 arkadaş Rohan'da bir şeyleri savunuyoruz. Ve şu anda stratejik baktığın zaman 6-7 kişi bir elf cemiyetine kafa tutamayacağımız için burada bir birlik sağlayıp Gondor'a bir saldırı düzenlememiz gerekiyor. Ve bu düzenleme kastında da oluşumu beraber sağlıyoruz. Hedef tabii ki de Minas Tirith. Onu almamız gerekiyor mantıken. Yoksa hiçbir şekilde ayakta duramayız. Aynı zamanda da arazimizi kollamamız lazım. Evet, burada Gandalf'ı da patlatmış durumdayız. Şu anda son ordumuzu da gönderelim. Hem 200'lük araziyi hem de yerimizi temizlemiş olalım arkadaşlar. Niyetinde toprakları toparlamamız lazım. Çünkü burada benim arazilerimdi. Aynı zamanda burada da bir arkadaşımızın kalesi vardı. Onu da patlatmışlar. Burada bir yerdeydi. Şurada olması lazım. Sonra da elinden almışlar. Yani aşağıda elfler Gondor'la savaş veriyor. Baba kardeşliği. Bunlar burada bu kardeşlik, yani FCRU kardeşliği. Yani burada kendi çapında toprak derdindeler. Herhangi bir destek, herhangi bir sistemsel bir yürüme yapmıyorlar. Bilmiyorum yapıyorlar mı yapmıyorlar mı ama aynı zamanda da bizim topraklarımızdalar. Kendi toprağımızı müdafaa etmemiz gerekiyor. Mecburen. Bu şarttan dolayı da bunlara karşı koymamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi buraları temizleyip tekrardan kendi kaleme geri döneceğim. Çünkü rahat durmuyorlar. Adam sıkıntıya sokuyorlar arkadaşlar. Gerçekten. Evet, diğer rakip kimmiş? Diğer rakip 43 level Eowyn. Onu da patlatırız diye düşünüyorum. Evet. Bu şekilde patlatmış olduk. Şuradan Gandalf'ı da patlatalım. Aragorn'u da geri çekelim. Evet. Eowyn'i de buradan şutlamış olduk arkadaşlar. 43 seviye Eowyn. Atlı birim her zaman daha avantajlı tabii ki de ama yeteri kadar ordumuz olduğu için burada her türlü oluşumu sağlayabiliyoruz. Gandalf ve Eowyn'le de burada 50 seviye bir Gandalf var. Şöyle gösterelim. Aramızda 4 seviye var. Onun itemleri şu anda biraz daha iyi ve saygınlığı da yüksek. Bizim Gandalf'ımızın da durumu bu. Yani az geride kalır durumumuz tabii söz konusu değil ama her türlü dengeyi sağlarız. Sonuçta strateji oyunu. Doğru zamanda doğru yerde olmak kişiye kazandırır. Bunlar hep bana aitti. Gelip hep bunları patlatmışlar. Şimdi oyun sonuna doğru geldiğimiz için hücrelerimizin dolması büyük avantaj. Evet. 50 seviye Gandalf gerçekten etkili. Tek başına kafa tutabiliyor herkese. Burada bir savaş aldık. Şimdi onu bu arkadaşa gönderdik. Haldır'la da son vuruşu yaptığımız zaman orayı GG yaparız. Yani ordularımız zaten var. Gelişim düzenleniyor. Kendi arazimi almam lazım geri. Bunun için de bir takım oyun yapmamız gerekiyor. Yoksa olmuyor çünkü son zamanlar olduğu için oluşum önemli arkadaşlar. Bakın burada iki tane daha ordusu var. Bu ikisi beraber hareket ediyor sürekli. Görüyorum bu arazilerde. Bakın hep buralara koşullanmışlar. Başka da kimse yok yani. Bu iki fırıldak gelmişler buraya. Rus herhalde bunlar, bilmiyorum ama buraları temizliyorlar kendi çapında. Bizim Gandalf'ımız ne yazık ki 19 saniye var. Patlamasına gerek yok.
Şimdi bunu buradan çekmesek biz mi kazanırız acaba? Yok bekleyip çekmeye gerek yok ya. Zaten kalede fazlasıyla ordumuz var. 6 saniye sonra belli olacak. Evet. Aynen öyle oldu. Tekrardan baktığımız zaman şu anda Haldır son vuruşu yaptığında GG olacaktı büyük ihtimal. Zaten okçu ve yakın birimle gönderdiğimiz için orayı patlatır büyük ihtimal. Ondan sonra temizler geri arazimize geri döneriz arkadaşlar. Bunlara da geri saldırmak gerekir ama yapacak bir şey yok. Şu anda elimdekileri temizlemem lazım. Ve kendi topraklarımı savunmam lazım. Evet şimdi geri dönelim. Son 35 saniye burada bittikten sonra tekrardan arazimize geri dönebiliriz arkadaşlar. Ama yani buraları ellememeleri lazım. Bu kadar ne inatçılar? Niye bu kadar uğraşıyorlar? Onu anlamış değilim yani gerçekten. Her yerde arazi var. Git yukarılarda AFK oyuncuların arazilerini al. Zaten burada bir oluşum içerisindeyiz. Ve bu oluşum doğrultusunda da bir mücadele veriyoruz arkadaşlar. Ve son 4 saniye kala burayı da patlatırız. Şu iki araziyi de aldığımız zaman geri dönüşü sağlarız. Oha ya. Nasıl bitmez hala? Evet GG oldu şu anda. Herhalde galiba yanılmıyorsam. Şu anda arazi için savaşılıyor büyük ihtimal. Aynen. Bunu da buradan tekrardan göndeririz. Arazide aldıktan sonra geri dönüşümüzü sağlarız arkadaşlar. Evet burada iki tane ordu kalmış. Onu da alırız şimdi büyük ihtimal. Son 2 dakika sonra burada bizim olur saygıdeğer kardeşlerim. Burada 22K gücü var. Sana güle güle. Elveda dost. Evet buralardan belli bir oluşumlar söz konusu. Şöyle bir bakalım yerimize ne durumda. Sıkıntı yok. Evet. Umarım patlatmayız. Araziyi de alırız geri. Patlasa da sıkıntı yok ya. Dediğim gibi fazlasıyla ordumuz olduğu için problem olmuyor. Bu şekilde de koşullanmış oluyoruz. Elimizden geldiği kadar. Tabi Gandalf'ın bir an evvel 50 seviye olması lazım. Olmadı takdirde büyük bir dezavantaj oluyor bizim için. Evet, şu an Boromir'de kısa birimde askerler var. Bakalım. Arazi gücü olarak Faramir'den varmış orada gözükmüyor lan böyle bir şey. Evet. Bunları geri çekelim. Şu an kendi toprağımıza Boromir'i çağıralım. Pardon, Aragorn'u. Şu anda muhtemelen Gandalf temizler diye düşünüyorum burayı. Beraberinde Haldır'la. Ya da patlar mı acaba? Bunu birazdan göreceğiz.
15 saniye sonra. İçeride balin varmış, balin. Evet, Gandalf'ın durumu bu. Kalan ordu miktarı bir taneymiş. Onu da muhtemelen Haldir halleder diye düşünüyoruz. Ya da şöyle yapalım. Hemen bir takviye güç çağıralım 4 dakika içinde. Sonra Eowyn'le burayı alalım arkadaşlar. Haldir kimle saldırıyormuş? Gandalf patladı zaten, tek şey. Tek arazi kaldı. O da bizim olur. Olmasa bile direkt alırız orayı. Sonra geri dönüşümüzü sağlarız. Şu anda yeni ordu basmamız için 30-50 dakika var. Onları da hallederiz büyük ihtimal. Toprağımızı da alıp geri dönüş atarız ondan sonra. Şu ikisini de üçünü de alıp bırakacağım zaten ondan sonra. Yani bu kadar sağlam ordunuz var. Gelip burada arazi peşindesiniz. Gitsenize kardeşim saldırıya. Anlamıyorum ki. Evet şu anda 4-3 dakika demiş. Eowyn'in ordusu geldiği zaman alırız büyük ihtimal. Kalan ordu sayısı 1 demiş. Şimdi Gandalf'ın burada kalması ve her ikisinin burada kalması zararımız olur. Ne yapmamız gerekiyor? Şöyle yapalım, bir duruma bir bakalım. VS'deki pozisyon neymiş? Evet, VS'deki pozisyonda koşullanmamız tabii ki de zor olacak. O zaman şöyle yapalım. Zaten 2 dakika sonra ordu gelecek. Doğru mu? 2 dakika 33, 2 dakika 32. Gandalf'ı çekelim geri. Şöyle geri dönelim araziye. Çağrı diyelim. Dön geri. Sonra seni çağıralım. Boromir. Sen de gel geri. Şimdi 2 dakika içinde geldiği zaman Haldir'a destek olarak Eowyn'i attığımızda buraya alırız. En azından temizlemiş oluruz. Ve bu sayede sonuca varırız arkadaşlar. 1 dakika 40 saniye falan var. Haldir bitene kadar yetişiriz. Şöyle bir bakalım. Evet. Let's go. Evet, burada onların hem defans hem de uzakçıları var. Haldir aynı zamanda can da basıyor tabi. Evet, kalan okçular da patladı. Şu an birebir de sadece yakın temasçılar savaşıyor. Adam sayısı olarak hemen hemen aynıyız. 3000'e 3000. Tekrardan can bastı Haldir. Ama bunlar önemli. Evet. Durum özetinde baktığın zaman Haldir daha etkili oluyor. Evet, bu savaşın galibi muhtemelen Haldir olacaktır. Şu an can basamadık. Niye?
Evet, hemen şimdi tekrardan 7 saniye içinde Eowyn'i göndermemiz lazım. 5, 4, 3, 2 ve 1. Go! Evet, buradan sonra arazi bize kalmış olur. Ve bu sayede hedefimize ulaşmış oluruz. Toprak alıp da aynı zamanda içerideki komutanı ekarte etmek tabii kolay olmuyor. Aynı zamanda içerinin ordusu var. Onlarla savaşıyorsun. Aynı zamanda topraktaki komutanla savaşıyorsun. Tabii bu da kolay olmuyor. Ama bu vuruşla buranın sona ereceğini düşünüyorum. Yani bence sona ermeli. Evet, GG. Şimdi haldır patlamadan haldırı çağıralım. Aynı zamanda da Eowyn'i geri çağıralım. Hemen haldıra bir geri dönüş yapalım. Tekrardan haldırı da çağıralım. Ve içeri girip ordularımızı şifasını yapalım. Hız vereceğimiz var mı? Şunları da verelim hemen hızlı hızlı. 8 saat demiş. Tabi bize 8 saat yeterli olmaz. Buradan bakalım. Şöyle 29 yakuta bu. 70 yakuta da bunu verelim. Onları da hemen basalım. Tamam. 5 saat demiş. 180 yakut. Zaten mesaimiz akşam bitiyor. Akşama kadar ne biterse. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.